Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. İsrail'den Türkiye'ye füzeli tehdit gerçekleşti. Kıymetli izleyenler, Yunanistan'la beraber anlaşan İsrail devleti füzeleri resmen hatırına verdi. Yunanistan devletin İsrail'den satın aldığı 32 kilometre menzile sahip olan füzeler, Türkiye karşısındaki adalara, Ege Denizi'ndeki savaş gemilerine, helikopterlere konuşlanmış olacaktır şeklinde Yunan medyasından bir açıklama yapıldı. Silahlanma yarışına ara vermeyen Yunanistan devleti, anavatan Türkiye ile beraber deprem diplomasisine rağmen Doğu Akdeniz'deki İsrail'den uzun süredir hayalini kurduğu silahlarını resmen aldı. Yunanistan ve İsrail yaklaşık 2 yıldır devam eden müzakerelerden hemen sonra füzelerin satışı amacıyla imzaları attı. İsrail Savunma Bakanlığı 370 milyon avro tutarındaki anlaşmayı resmi Twitter hesabından bütün dünyaya duyurdu. Doğu Akdeniz krizinde Yunanistan'ın yanında saf tutan İsrail devleti, Güney Kıbrıs'ın da beraber katılımıyla bölgede çok sayıda tatbikat yaptı. Ayrıca Ege Denizi'nin ortasına kurulmuş drone üssü için İsrail Yunanistan'a SİHA'larını kiraladı. İsrail ve Yunanistan tarihlerindeki en büyük askeri anlaşmayı aynı dönemde imzalamış oldu. İsrail Hava Kuvvetleri Yunan pilotlarını eğitmeye de başladı. İsrail Savunma Bakanı Yoav yaptığı açıklamasında bu proje, İsrail Devleti ile Yunanistan arasındaki bir dizi anlaşma arasına katılarak ülkemizin savunma kuruluşları arasındaki güçlü ortaklığın bölgesel istikrarı sağlamaya karşı karşılıklı taahhüdümüzün daha da altını çizmektedir şeklinde bir ifadeyi kullandı. Değerli izleyenler, ilk füze sistemlerinin bu yıl içerisinde Yunan ordusuna teslim edileceğini ifade eden medya kuruluşları, İsrail'den füzelerin sevkiyatı için anlaşma imzaladı şeklinde beraber dünyaya duyurdu. İzleyenler, Yunanistan, İsrail Yunanistan'a tank savar füzesi olan bu füzelerin satışını resmen ilan etti başlığıyla beraber Yunan medya kuruluşları tekrardan okullarına duyurdu.